Merhaba, şimdi 1930 yılından beri süren bir gelenekten söz ediyoruz. Bir rahatsızlık yarattı. Özellikle oradaki inek doğası rahatsızlık yaratıyor. Ve bu defa da üniversite tarafından da bir inceleme başlatıldığı belirtildi. Şimdi nasıl bir gelenekten bahsediyoruz? İnek bayramı nasıl ortaya çıktı? Nasıl şimdiye dek kutlama devam etti, etkinlik devam etti? Biraz bilgi verebilir misiniz bu bayramla ilgili bize? Elbette. Aslında fakültenin İstanbul'dan Ankara'ya taşınması sonrasında başlayan bir süreçten ve giderek gelenek haline gelen İnek Bayramı'ndan bahsediyoruz. Üniversitenin bir etkinlik olarak tarif ettiği ve neredeyse üniversitenin tarihinden çok daha köklü olan İnek Bayramı'ndan bahsediyoruz. Hı hı. Bu bayram çeşitli ritüellerle aslında kutlanıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi mülkiye öğrencilerinin dışında da çok fazla belki anlaşılamayacak semboller ve ritüellerle dolu bir bayram. Ne demek istiyorum? İşte bir inek imam temsilliğinde bulunan bir öğrenci sahneye çıkıyor, inek duası okuyor. Ardından her bölüm kendi fermanlarını okuyor, bir inek yürüyüşü yapılıyor. Ve bütün bunların içerisinde bahsettiğim üzere bölümlerin kendi lakapları, işte imam temsilindeki öğrencinin çeşitli kullandığı semboller vesaire, hatta salondan gelen tezahüratlarda da bu sembolleri duyabilirsiniz. Şimdi bu geleneği bilmeyen, bunun içerisinde, bu kültürün içerisinde olmayan birisi için kimi zaman ne ifade edilmek istendiği anlaşılamayacaktır bile. Örneğin işte uluslararası ilişkiler bölümünün lakabı Zübbeyun'dur. Eğer uluslararası ilişkiler bölümünden son sınıf bir öğrenci imam olmuşsa Zübbe İmam diye salon tezahürat eder. Hı. Şimdi bu aslında o imamın uluslararası ilişkiler bölümünden olduğunu ifade etmektedir. Ancak bunu siz bu bağlamından koparıp görürseniz bambaşka bir algıya açıkçası kapılırsınız. Nitekim 2008 yılında mesela bir yine inek duasında imamın sarf ettiği bir cümleyi size okumak istiyorum. 1859'dan beri her yıl aynı konuşmayı yapan Celal kuluna azıcık yaratıcılık, bir miktar hatiplik ve bir tutamda biz dinleyici kulların için, bu içini tırnak içerisinde söylüyorum, önemli, kabiliyeti telaffuz eyle ya Rabbim diyor imam. Şimdi Celal Hoca çok uzun süre fakültenin dekanlığını yapmış ve her inek bayramında benim de öğrenci olduğum dönemlerde benzer konuşmaları yapmasıyla öne çıkan bir hocamızdı, dekanımızdı ve sürekli üçün derdi için yerine. Şimdi onunla belli bir bu durumu mizah konusu yapan, eleştiren, bunu bir hicve dönüştüren bir yaklaşım söz konusu bu bayramda. Ancak ne yazık ki bu bağlamdan koparılıp belli çevrelerce hedef haline getirildi. Sizler de haberinizde belirttiniz. 2016 yılında öncelikli olarak bu hedef haline getirme ve bir siyasal lincin örgütlenmesi söz konusu oldu. 2017'de bu imamlık yapan şu anki üyemiz hakkında dava açıldı. Nitekim 2022 Ocak ayında da üyemiz beraat etti. Mahkeme bu beraat kararında ortada hiçbir suç unsurunun olmadığını özellikle belirtti. Üstelik davayı açanların da bu davayı açamayacakları yönünde bir karara vardı. Şimdi bakın, şu konuyu çok net ifade etmek istiyorum sizlere. Belediye başkanlığı aday adaylığını cami kürsüsünden açıklayan imamlar var bu ülkede. Cuma hutbelerinde grev caiz değildir diyen imamlar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz kendimiz yapmıyoruz, bize bunları yaptıran Allah'tır diyebiliyor. Bir asgari ücret tutarına iftar menüleri satın alan ve sonra aman dikkat edin, milletvekillerine hitaben aman dikkat edin, bununla gündeme gelmeyin diyen iktidar partisi üyeleri söz konusu. Türkiye'de farklı inanç gruplarına her gün ve her gün hakaretler yağdıran bir iktidardan bahsediyoruz. Bütün bunları özetle şöyle toparlayacak olursak,
Türkiye'de İslam her türlü zulme, her türlü kötülüğe, her türlü sömürüye iktidar tarafından kalkan yapılırken bugün inek bayramını hedef alan çevrelerin gıkı çıkmıyor. Hiçbir şekilde bizim dinimizi siz bu şekilde kendi kötülüklerinize, kendi yalanlarınıza, kendi zulmünüze kalkan yapamazsınız dediklerini duymuyoruz. Ancak mülkiyenin köklü bir geleneği olan inek bayramı söz konusu olduğunda aynı çevrelerin çok cüretkar bir biçimde, üniversite rektörlüğü de bu çevrelere verdiği cesaretle hepsinin bir anda sosyal medyada bir siyasal dinci örgütlediğini görüyoruz. Nitekim AKP milletvekilliği yapmış olan Necdet Ünüvar, rektör Necdet Ünüvar da bu siyasal linçten yana tavır alıyor. Şimdi buradaki sorun çok net. Aslında o kendi inançlarını her türlü zulme, kötülüğe, yalana, hırsızlığa, talana, kalkan edenlere sesi çıkmayan insanlar neden inek bayramı söz konusu olduğunda bu kadar cüretkar oluyorlar? Neden inek duası veya mülkiye imamı söz konusu olduğunda hiciv, mizah, eleştiri, akılcı bir eğlence kültürü, öz eleştiri kültürü söz konusu olduğunda bu kadar cüretkar davranıyorlar? Bu sorunun tek bir yanıtı var. Çünkü AKP iktidarı döneminde üniversiteler üniversite olmaktan çıkarıldı. Ve mülkiye, bu ülkenin en köklü kurumlarından birisi olan mülkiye ne yazık ki 15 Temmuz sonrasında ciddi bir tasfiyeye maruz kaldı. Ve bu çevreler, bugün bu linci örgütleyen çevreler, mülkiyenin bu hali karşısında daha nedir onun adı, kendilerine daha kendileri için özgürlükçü bir alan yarattılar. Ve aslında eleştirdikleri, karşı çıktıkları şey eleştirel akıl, karşı çıktıkları şey mizah, hiciv, gelenek. Çünkü onlar sadece kendilerinin iktidar olduğu, kendilerinin var olduğu, kendileri dışındaki tıpkı siyasi iktidar gibi her kesimin, her çevrenin baskılandığı, susturulduğu, sindirildiği yerler istiyorlar. Peki şimdi... Ancak son sözümü söyleyeyim lütfen. Mülkiye tarihi boyunca biat etmemiş bir kurumdur. Hiçbir iktidara biat etmemiştir. Bu geleneğini de sürdürme konusunda çok kararlıdır. Bizler de Mülkiyeliler Birliği olarak öğrencilerimizin, fakültemizin geleneklerinin, değerlerinin yanındayız. Üniversite rektörünün ifade ettiği gibi fakültenin ilkeleri yoktur. Biz bu onların ilan ettikleri ilkelere karşı mücadele geleneği içerisinden geliyoruz. Bunu da başarıyla elbette ki sonuçlandıracağız. Peki, Sayın Akçasoy, döneceğim tekrar size. Yine söz hakkı vereceğim. Bir yayın konuğumuz daha var. İdari hukukçusu Metin Günday yayın konuğumuz bizlere katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Günday, şimdi öncelikle Mülkiyeliler Birliği'nin bayramı, Mülkiyelilerin bayramı özelinde başladık. Aslında pek çok yasakla karşı karşıyayız son zamanlarda. Özellikle bu bir haftada oldukça yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi 1930 yılından beri kutlanan bir bayramdan söz ediyoruz. Pek çok iktidar dönemi gördü. Süleyman Demirel'i, Tansu Çiller'i, Necmettin Erbakan'ı gördü. Ama şimdi geliyoruz 2016 yılında böyle bir rahatsızlık nedeniyle de başlatılan bir soruşturma, açılan bir dava var. Günümüze geldiğimizde de yine bir rahatsızlık yarattı bu İnek Duası adı altında yapılan etkinlik, İnek Bayramı adı altında yapılan etkinlik. Ne dersiniz? Neden şu anda rahatsızlık oluşturdu? Ben kendimi, yani 60'lı yıllar Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdim. O zamandan komşu fakülte, Siyasal Bilimler Fakültesi Mülkiye, Mayıs ayı içerisinde bu bayramı kutluyor bir festival biçiminde. Ve dediğiniz gibi aşağı yukarı 2016 yılına kadar da böyle bir şey, sorun ortaya çıkmadı. Yani Dembe'deki efendim bu üniversitenin ilkeleriyle bağdaşmıyor, fakültenin bilmem gelenekleriyle bağdaşmıyor. Tam tersine bir gelenek olmuş bir kutlama bu. 2016 yılında o zamanki rektör Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi rektörü, bu kutlama, yani inek bayramı yapıldığında
bir öğrenci efendim işte imam kılığına giriyor ve imam duası yapıyor. Aman efendim kıyamet kopmuş. Ne olmuş? Bu kişi efendim halkın bir kesiminin efendim değerlerini, benimsemiş olduğu dini değerleri aşağılayıcı davranışta bulunmuş, suç duyurusunda bulunmuş ve bir ceza davası açılmış. Bu İlker Bey de bahsetti biraz evvel bu şeyden, süreçten. Bu dava sürecinde ilginç bir şekilde, ben işin hukuki boyutunu anlatıyorum. Yani bu şey, yani mahkeme, ceza mahkemesi, Ankara'da galiba 17. Asliye Ceza Mahkemesi şu gerekçeyle, efendim burada bir halkın bir kesiminin benimsemiş olduğu dini değerlerin aşağılanması falan filan bir şey yok. Bir mizah var efendim. Bir hatta üçüncü özgürlüğü kapsamında bir mizah var diyerek o yargılanan öğrenci ya da öğrencilerin beraatine karar vermiş. 2016. Ve bu karar İslam Mahkemesi'ne gitmiş. Ankara'daki Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilgi dairesi bunu onamış, kapanmış. Şimdi bu şey yeniden pişirde önümüze getirilmiş oluyor. Aynı olay, aynı olay, aynı bir öğrenci yine bir aynı öğrenci midir, başka öğrenci midir bilmiyorum. Yine böyle bir imam kıyafeti çıkıyor. İnek vaazı var. Bir takım şeyler yani dinci isim diyelim ne derseniz sizin adına basıyor galiba mülkiyi, bu şeyi, olay çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte burada bunun üzerine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, şu sizin de bahsettiğiniz, İlker Bey de bahsettiğiniz, şöyle bir bildiri yayınlıyor. Böyle bir bilgi, kamuoyuna bilgi. Çok ilginç bir şey. Şimdi bir kere bu Sayın Rektör Erzurum Üniversitesi'nde mi de, başka nerede, bir herhangi bir üniversite, Ankara Üniversitesi'nde bir bağlantısı yok. Bir bağlantısı yok. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili yapmış. Ve Ankara Üniversitesi gibi bir üniversitenin başına Ankara Üniversitesi'nde hocalık yapmamış. Bir siyasal partinin, AKP'nin milletvekilliğini yapmış. Bir zat-ı muhterem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bekliyorlar. İbiş, o ayrı bir konu. İbiş konusu ayrı bir konu. Yani onun zamanındaki o haksızlar değindi Sayın İlker Bey. Fahim ülkenin işinin boşaltılması, işte Barış Akademisyenlerinin tasfiye edilmesi. Bu ayrı bir olay yani. O öyle. Şimdi bu geldi, aynı çizgiyi devam ettiriyor. Ne diyor? Fakültemiz ve üniversitemizin ilkeleriyle bağdaşmayan, yani fakülte ve üniversitenin hangi ilkesiyle bağdaşmıyor bu? Anlamadım ben bunu. Üniversitenin ilkeleri yüksek öğretim kanununda yazar yani. Yüksek öğretim kanununda falan böyle bir ilke falan yok. Fakültemizde kaldı ki fakültenin geleneği olmuş. Bağdaşmayan, ya bağdaşmıyor onunla. Sayın Rektör Bey öyle buyurmuş. Ve asla da tatbik edilemeyecek olan olay. Nedeniyle hem disiplin hem de efendim adli incelere başlatılmış. Şimdi yani buna biz alıştık yani. Mesela RTÜK Başkanı da böyle yapıyor. bir suç var. Kendi kafasına göre bir eylem işlemiştir deniyor. Diyor. Arkasından İşte bu nedenle, bu şu eylem nedeniyle, işlenmiş olan şu eylem nedeniyle ben soruşturma açıyorum diyor. Yani kendisi suçluyor, kendisi soruşturma açıyor, kendisinden karar veriyor. Şimdi burada böyle. Kararı vermiş. Ya bu Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir hukuk müşaviri, hukuk danışmanı, danışacak kişi, koskoca Ankara Hukuk Fakültesi var. Şöyle bir şey yazılır mı? Hadi bir olay oldu. Hadi içimizde kalkışma oldu, şu oldu, bu oldu, değil mi? Olay soruşturur. Sen
sistemin adeta işletilmiş, işlenmiş olduğunu varsayaraktan inceleme gibi söyleyeyim, inceleme soruşturmaya diyoruz. Tek soruşturma sonunda da bu kafayla gerek işletilse inceleme verecekler, ne verecekse verecekler yani. Evet. Peki, Sayın Günday. Pardon, isterseniz kısa da şunu diyorum. Yani mahkeme kararı var. Bu olayın asla bir suç olmadığı tespit edilmiş. Fikir özgürlüğü kapsamında, mizah kapsamında bir gösteri, bir şov olduğu belirtilmiş. Ve beraat kararı verilmiş. Hatta onunla şunu da parantez açarak belirteyim. O davada, o ceza davasında ki işte orada bir takım yine bu dinci çevreler, bugünkü yani bu şeyi basan veya işte bunu engellemek isteyen kim derse onlar, o zaman da mahkemeye gidiyorlar. Efendim biz bu davada müdahil olacağız, biz bu davaya katılacağız, mahkeme bunu bir dahi kabul etmiyor. Ya sizin ne, yani ne hukuki yararınız var, size nesi dokunuyor bu şeyin, yani size ne zarar veriyor ki gelmişsiniz, onu da belirliyor. Böyle bir durum. Şimdi olay bundan ibaret. Yani şey bundan ibaret. Diyor, mahkeme kararı falan zaten Türkiye'de epeydir yani işe sayılıyor yani. Şu kararı okusa değil, okumuştur mutlaka. Şöyle bir şeye tevessül edilmez. Bu kadar basit. Şimdi Sayın Günday, bir yandan böyle bir arkadan bir hışırtı sesi geliyor ama kağıtlardan olabilir efendim. Şimdi Sayın Akçasoy'a da sormak isterim son olarak. Bu çok uzun yıllardır yapılan bir gelenek, yani 1930 yılından beri diyoruz. 2016 yılı öncesinde herhangi bir engellemeyle karşılaşıldı mı? Bir de inek doğasında işte dini değerleri aşağılama gibi bu yönde eleştiriler var. Buradan böyle bir aşağılama çıkar mı? Yani inek doğasının kapsamı nedir? Neler söyleniyor o doğada? Şimdi size çok, öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnek doğası, fakültenin son sınıf öğrencileri tarafından o güne kadar, yani kürsüsünde olan hocalara, yani iktidarı, otoriteyi temsil eden hocalarına yönelik bir eleştiridir. Dekana yönelik bir eleştiridir. Rektöre yönelik bir eleştiridir. Üniversite dışında da Türkiye'de olan biten birçok soruna dair eleştirilerini ve aynı zamanda öz eleştirilerini ama mizahi bir dille, ama hicivle dile getirmesidir. Buradaki temel mesele şudur. Dekan örneğin fakültenin en üst amiri, dekana öyle eleştiriler yöneltilir ki o gün dışında söylenemeyen birçok şey söylenir. Fakülteyi nasıl yönettiğine dair eleştiriler sunulur. Hatta bakın son duada Mülkiyeliler Birliği'ne de bir eleştiri vardı. Öğrenciler Mülkiyeliler Birliği'ne de kendilerince mizahi bir biçimde, bir hicivle kendi eleştirilerini söylemişlerdi. Bundan bugüne kadar kimse gocunmadı. Ne bir dekan gocundu, ne Mülkiyeliler Birliği yöneticileri, hiç kimse bundan gocunmadığı gibi herkes bu eleştiri ve mizah karşısında eğlendi ve güldü. Şimdi bugün biraz önce söylediğim gibi burada bir tırnak içerisinde imam kostümünün giyilmiş olması belli bir çevrelerdeki tırnak içerisinde yine iktidarlarını, otoritelerini, güçlerini kaybetme korkusu, burası bizim dışımızda hiç kimsenin yaşam alanı bulamaz diyen insanların karşısına birilerinin cesurca, cesaretle çıkıp haklarını kullanarak, fakültenin geleneklerini kullanarak hayır, burada bizim bir geleneğimiz var ve biz bunu yaşatıyoruz demesiyle alakalı bir şey. Sosyal medyadaki eğer paylaşımlara bakarsanız çok sayıda mülkiyeli, sadece öğrencilerin değil mezunların bu bizim geleneğimiz dediğini, bunu sahiplendiğini, mülkiye biat etmez dediğini peki, görebilirsiniz. Sayın Akçasoy, burada, son cümleleriniz olsun efendim, toparlamamız lazım. Tabii buyurun. Ki. Çok net bir şekilde söylüyorum. Biz Mülkiyeliler Birliği olarak fakültemiz geleneklerinin, inek bayramının, imamın ve öğrencilerimizin yanındayız. Ve buradan rektörlüğe bir çağrı yapıyorum. Biraz önce Metin Hocam çok güzel bir şekilde özetledi.
asla tasvip edilmeyecek dediği eyleme dair bir pozisyon almış durumda. Ve rektörlüğün bu açıklaması ne yazık ki o salonu basmak isteyen, sosyal medyadan tehditler savuran, bu siyasal linci örgütleyen kesimleri cesaretlendirmiştir. Biz Mülkiyeliler Birliği olarak, başta hocalarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere, idari personele, tüm çalışanların can güvenliğinin korunması gerektiği sorumluluğunu rektörlüğe tekrar hatırlatıyoruz. Bir öğrencimizin dahi burnunun kanamamasını istiyor, sorumlulukla hareket etmelerini talep ediyoruz. Peki Sayın Günday, var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Buyurun. Dediğim bir şey yok. Yani inşallah da diyemiyoruz. Aklı selim hakim olur ve bu inceleme dedikleri şeyden falan vazgeçerler. Yapılacak şey yok. Şu hukuken yapılacak şey yok. Yaparlar mı yapmazlar mı onu kendileri bilir tabii. Peki.